Devam ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi haftaya genel bir bakış yapalım. Avlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey, iyi haftalar dilerim. Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Geçen haftayla bu haftayı kıyaslayacak olursak, şimdi geçen haftadan nasıl bir tablo aldık? Bu haftaya nasıl bir başlangıç yapıyoruz? Özellikle FOMC toplantısını takip ettik. Ardından enflasyon raporu toplantısı biraz daha gündeme oturdu. Bununla birlikte buradan gelecek olan sinyaller bu haftaya nasıl bir etki uyandıracak? Risk iştahı açık bir haftaya merhaba dedik. Ne dersiniz? Evet, aslında bir önceki hafta da önemli. Yani geçen haftadan önce biz bayram esnasında, o kapalı olduğumuz haftada neredeyse pazartesi, yani Arife gününden sonraki dünyada biraz da aslında yayılan endişelerle birlikte o dolara olan talebin zaman zaman böyle yataylaşmasını görsek de aslında azaldığı bir 15 gün veya işte 8-9 tane işlem günü diyebileceğimiz gün yaşadık. Burada aslında bundan işte 10-15 gün öncesine göre biz bayram tatilinde olduğumuzda süreden sonraki dönemde bu vaka sayılarının artışları, ekonomik verilerdeki biraz daha böyle hassasiyet, acaba mı soruları global anlamda yayılırken, bir de üzerine Fed'in biraz daha aslında bence bir önceki toplantıya göre daha güvercin bir tavırla, daha kontrollü bir tavırla gelmesi piyasaya, o işte hem panik havasında dolara ve Amerikan tahvillerine yönelen piyasayı biraz hala sakinleştirmiş gibi gözüküyor. Hem de işte son 10-15 gündür o panikleyen yatırımcıların Amerika'daki pazarlara yönelişini biraz dizginlemiş gibi gözüküyordu. Bugün de geçen haftadan aslında bahsettiğim gibi, yani hem yurt içi piyasalarının geçen haftaki performansı hem de global anlamda özellikle çarşamba gününden sonraki algıda biraz daha şey var. Yani o korumacılık etkisi, sıkıntılı bir döneme girildiğinde merkez bankalarının piyasa üzerindeki etkisinin devam edeceği algısı, işte bu sabah da bazı haberlerde bu varyantla ilgili aşı çalışmalarının yeniden hani değerlendirme içerisinde olduğuna yönelik bazı görüşlere rağmen, aslında dediğiniz gibi o arkaya Merkez Bankası'nın kuvvetini alan piyasalarda hani çok muhteşem bir başlangıç olmasa da zayıf bir dolar diyebiliriz küresel anlamda. Bununla birlikte biraz daha böyle tempolu geçen haftadan kalan o borsalar tarafındaki dalgalanma sonrasında, hani aşağı yukarı ama zaman zaman zirvelerin denendiği seviyelerde biraz da olumlu bir başlangıç var. Dolayısıyla aslında haftaya işte PMI verileriyle başlıyoruz. Biraz hem Japonya hem Çin'de de böyle çok aslında son 15 gün özetine çok benzer. Yani o yataylaşmayı PMI tarafında da görüyoruz ki bu da beklenen bir şey aslında. Dolayısıyla Temmuz ayının nasıl geçtiğini gün içinde neredeyse büyük ülkelerin birçoğundan, bizim de içinde olduğumuz o PMI verileri gördükten sonra enflasyon bizde yarın, ondan sonra da tarım dışına odaklanacağız bir hafta olacak. Dolayısıyla yani bir panik havasından kurtulmuş ve son işte 7-8 işlem gününde daha güvenli bir ortamda geçirdiğini düşünen, ama çok yukarı doğru da, yani yukarıdan kastım da pozitif anlamda o fiyatlamalardan ziyade dolar bazlı fiyatlamalara devam ettiğimiz, bu haftaya başlarken de bunu gördüğümüz bir güne uyanmışız gibi duruyor şu an için. Evet, şimdi bununla birlikte de piyasalarda geçen haftadan devraldığımız, sizin de söylediğiniz gibi bir miktarda haber akışlarıyla da şekillenecek olan enflasyon verisi. Şimdi bu haftanın en önemli majör konularından bir tanesi de bu Tonguç Bey. Yarın itibariyle saat 10 itibariyle TÜİK tarafından açıklanan veride, EkoTürk araştırma biriminin yapmış olduğu anketlere de bakacak olursak tahminlemesi, bizim beklentimiz 18.75, özellikle %1.63'lük bir artış bekleniyor. Dolayısıyla aslında bu politika faizini Temmuz ayına ilişkin beklenti anketinde. Şimdi politika faizine ilişkin farka baktığımız zaman %19'luk politika faizinde çok ciddi anlamda bir azalma, neredeyse nötrleşme söz konusu oluyor reel getirde. Ahlakçı yatırımın beklentisi nedir bu bağlamda? Yukarı yönlü hareketler, çünkü bir önceki enflasyon raporundaki almış olduğumuz verilerin üzerine bir de elektrik ve doğalgaz zamlarının tam anlamıyla yansıtılmadığını görmüştük. Tüm bu ayrıntıları da değerlendirecek olursak ne dersiniz?
Şimdi geçen ay şunu konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. İşte bir mevsim geçişi var, bir normalleşme süreci var. Bu normalleşme sürecindeki işte belki ulaştırmadan tutun otel konaklamaya kadar o fiyat artışları diyelim enflasyon bazlı reel anlamda insanlar bu hizmetlerden yararlanmaya başladığında ki eğitim de bunun içindeydi yanılmıyorsam. Dolayısıyla bir hani tek bir ay üzerinde bir enflasyonun değiştiği bir ay yaşamıştık. Yani enflasyon kalemlerindeki yükselişlerin değiştiği bir ay yaşamıştık. Şimdi Temmuz ayına geldiğimizde, Temmuz-Ağustos içinde şunu söylemeye düşünüyorduk daha doğrusu. Yani o Haziran enflasyonunu değerlendirirken aslında baz etkisinden Haziran'da yararlandığımız da bir ay geçen seneden. Ama Temmuz-Ağustos'da bu kadar güçlü bir geçen seneden kalan enflasyonumuz yok. O açıdan aslında bizim beklentilerimiz piyasanın bu ay için neredeyse geçen ayla aynı. Yani o 1-1,5 bandının biraz üzerinde olabileceğini düşünüyoruz. Yani 1-1,55 civarında ama şunu anlamamız lazım. Sanki piyasa şunu düşünüyor. Geçen aydaki o mevsim geçişindeki oluşabilecek kalemlerdeki değişim sonrasında aslında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Ve Temmuz ayında da gıda fiyatları normalde bizi biraz dengeleyebilir. Efendime söyleyeyim o geçen ayki işte açılım sonrasındaki fiyatlama netleşmeleri biraz bizi örseleyebilir. Yani daha düşük bir enflasyon görebiliriz. Ama gerçekleşmelere baktığımızda bu şey etkisi yani baz etkisi hani geçen ay belki o 1 puanlık yükselişi çok net bir şekilde yaşamadık ya da 1,5 puanlık. Ama bu ay itibariyle yani baktığımızda Temmuz ayında bu ay derken geçen ayın enflasyonunda bu baz etkisi ortadan kalkmasıyla birlikte işte o piyasadaki 18,5 beklentileri oluşuyor. Çok şaşırtıcı değil. Yani şunu gözlemliyorum ben hala belki hepimiz gözlemlemişizdir bayram içinde veya sonrasında da. Bu yani kapanma dönemleri sonrasındaki açıldıktan sonra Haziran başı ile itibaren fiyatlamalarda evet bir yani yükseliş sonrası bir yataylaşma olmuş ama talebin devam ettiği bir görüntü de hakim. Yani o vaka sayılarının artması işte çeşitli maalesef bu yangın durumlarının olmasına rağmen son dönemde turizm sezonundaki o hareketlilik o fiyatların canlı kalmasına belki bir önceki aydaki bazı kalemler içerisinde de kalmasına devam edecek gibi duruyor. Ama netice itibariyle şöyle düşünelim. Piyasa beklentisiyle birlikte bir 18,5'a yakın yani politika faizlerinin yarım puan altında bir Temmuz enflasyonu görürsek ve her ne kadar enflasyon raporundaki işte bazı risklerden bahsedilse de Ağustos'da da bu baz etkisi yararlanmadan Ağustos'da bu sefer 19'ların üzerinde bir enflasyon yaşayacaksak ve faizin enflasyonun üzerinde gerçekleşme mantığının Merkez Bankası uygulayacaksa o zaman artık hani bu işte son çeyrekte olabilecek faiz indirimleri iyimser senaryo işte 14,5'lara doğru Merkez Bankası'nın biraz daha revize etmesi enflasyonun vesaire hani bunlar yukarı doğru böyle yıl sonuna kadar o yatay bant bulunana kadar devam edecek gibi bir piyasa algısı yaratır. Ha, bu piyasayı çok bozar mı? Zannetmiyorum ama belki kurda tekrar bir 8.50'lerin üzerine doğru hareketlenme yaratabilir. Neden çok bozmaz diyorum. Çünkü şu an için yerli ve yabancı algısı belki enflasyon 19'un üstüne çıktığında bir Merkez Bankası'nın ne yapacağını daha yakından izleme isteği olur Eylül ayları gibi. Ama onun haricinde şu an için böyle çok para girişi çıkışı yoğun olmadığı için yani biraz daha kendi evet. haline bırakılan bir kur ve borsa görürüz diye düşünüyorum açıkçası. Evet, tüm bu ayrıntılarla birlikte özellikle Sayın Kavcıoğlu'na da sorulan ek ilave sıkılaştırma olur mu olmaz mı tüm bu ayrıntıları sinyallerini de almaya çalışıldı toplantıda ama gelen cevaplar biraz daha burada belirsizliği hakim ediyordu. Şimdi bununla birlikte tüm ayrıntıları piyasaya değiniyor olacağız, açılış beklentilerini alacağız ama kısa bir araya gidelim ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.